Açılsın, kurulum açılsın, başlasınlar. Genel başkanımız içeri teşrif ediyorlar. Sayın genel başkanım hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Bizler daha küçük yaşlarımızda hep şunu tartışırız. Ne okuyalım? Tefsir mi okuyalım? Hadis mi? Siyer mi? Fıkıh mı? Ta o zamanlardan ben arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Davetçi olmamız lazım öncelikle. Fakih olmaktan, müfessir olmaktan, muhaddis olmaktan önce davetçi olmamız lazım. Çünkü bütün peygamberlerin ortak mesleği davetçiliktir. Karşımızda birileri diğerlere gelmenin mücadelesini vermiyoruz. Biraz da şehrimizin problemlerinden birkaçına, yani bizim politikamıza, bizim siyasetimize ışık tutacak bir iki örneğe değinmek istiyorum. Şehirlerde belediyeler birileri için birer rant kapısına dönüşmüş. Özellikle imar müdürlükleri yüksek rantlarla el değiştiriyor. Öyle bir ülkede yaşıyoruz. Şehrimizin en önemli problemlerinin başında trafik sorunu var, park sorunu var. Neden bu sorunlar çıkıyor? Kimse merak etti mi? İnşaat yapanlar bilir. Herkes inşaatını yaparken belediyeye park bedeli diye bir bedel öder. Ve kanunda yazar. Park bedeli parkın dışında hiçbir alanda kullanılmaz. Şimdiye kadar hiçbir belediye park için topladığı parayı da park için harcamamıştır. Alın size trafik sorunun bir sebebi. Caddeyi ne kadar geniş yaparsanız yapın, iki taraflı, üç sıralı, beş sıralı arabalar diziliyor. Niye? Çünkü parklar yok. Araba parklarına şehir imar planında yeteri kadar yer ayrılmamış, ayrılan da yapılmamış, sonra birilerine peşkeş çekilmiş. Bakın şimdi, şehrimizin bugünlerde gündemde olan önemli meselelerden biri, şehrin 11 Nisan stadının yeri, meydan, ne yapılacak? Rantiye buraya, rantiyeciler, belediyeyi rant kapısı görenler buraya AVM kurmak istiyor. Halbuki hepimiz biliyoruz ki buraya yoğunluk kazandırdığımız zaman, yani oraya girene çıkanın nüfusu bir alışveriş merkezi demek, yüzlerce dükkan demek, binlerce aracın oraya girip çıkması demek. Peki siz o oranda caddeyi genişletebilecek misiniz? Hayır. Ne yapacaksınız? Şehri kilitleyeceksiniz. Bizim iktidarlarımızda böyle şeylere fırsat verilmez. Biz yoğunluğu şehrin muhtelif yerlerine dağıtarak trafiği kolaylıkla çözebiliriz. Çok basit çözümlerle, çok basit, bakın somut bir şey söyleyeyim. Diyelim şehrimizin Bahçelievler bölgesinde otopark çok ciddi bir sorun. Ama koca koca binaların arasına duvarlar çekmişler ve o bahçeler, arka bahçeler çöplük olarak kullanılıyor. Bu duvarlar yıkılsa, bu an caddeye park eden araçların yarısı bu aralara girse ciddi bir rahatlama sağlar. Bu masrafa bile gerek yok. İyi bir idareci, akıllı bir yönetici şehrin problemlerini çok kolay bir şekilde çözer. Bunda hiç sorun yaşamaz. Evet, ben fazla sabrınızı zorlamak istemiyorum. Bu hareket bir siyasi hareketten çok ibadi bir harekettir. Zamanında da bunu söyledik. Bu bir cihat hareketidir. Bir kulluk programının parçasıdır. Bunu böyle düşünüp bu niyette olanlar bizimle beraber rahatlıkla, gönül rahatlığıyla yola çıkabilirler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.